Merhaba. X platformunda şeriata sokayım diye bir mesaj paylaşıp gözaltına alınan bir gün sonra bırakılan Feyza Altun'un gözaltı işleminde rakı izni isteyip istemediği konuşulurken mühim bir şey atlandı. Orada savcı ve polisin makbul bir şüpheli için yasaları çiğnemesi değil, gerek gözaltı süreci gerekse sonrasındaki özgüven patlaması dikkat çekiciydi. Bu tüm yargı mağdurları için geçerli değil maalesef. Adliye için kıyafet değiştirip makyaj yapma meselesine girmiyorum bile. Yaşananlar sadece çifte standardı değil, ülke yargısı ve kolluk gücünün savrulduğu noktayı gösteriyor. Romanlardakine benzer bir distopyaya sürüklenen ülkede öfke kabarması kişilere etmeyeceği şeyleri yaptırıyor. Kutuplaşma empatiyi götürüyor, şuna sokmak serbestken buna sokmak suç oluyor. Şevki Yılmaz'ın Feyza Altun'la eş zamanlı olarak sarf ettiği Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum. Çıkışını kastediyorum. Birininki anayasal cumhuriyete sahip çıkma eylemi, öteki cumhuriyetin kurucusuna hakaret biçiminde yorumlanıyor ve fikir ifade hürriyeti de buna göre eğilip bükülüyor. Her mahalle ötekini içeri tıkmaya çalışıyor. İçerideki tutsakları da yıllarca umursamıyor. O arada Şevki Yılmaz'ın Selanik dönmelerini kahreyle ya Rabbi çıkışına tepki veren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Allah belanızı versin keşke Yunan torunu olsaydınız tepkisinin görmezden gelinmesi kamplaşmanın seviyesini gösteriyor. Sonra oturup herhangi bir şeye karşı olmakla küfretmek arasında fark vardır diye analiz kasmanın gereği yoktur. Mevzu o değildir yani. Olan biteni en iyi anlatan kelime distopya olabilir. Bunun tek kelime ya da tek cümlede toparlanabilecek bir karşılığı yok. Seyrettiğim film, dizi, belgeseller ve okuduklarım ışığında şöyle bir tarif yapabilirim. Distopya, güncel toplum ve yönetim anlayışına göre kötü ve geri olarak değerlendirilebilecek gelecek senaryosudur. Beyin yapıcılar tarihi tekerrürlere bakıp geleceği kurgular. Distopya'da her şey yanlış değildir. Güncel sorunların güç zoruyla bastırılmasını içerir. Yani günümüzden çıkarılan derslerle kurulur bir distopya. Nasıl ki ütopya var olmayan bir yerdir, distopya bunun antitezidir. Ütopya hayalse, distopya hayal kırıklığıdır. İnsanların korktuğu şeyler başına gelir ve bunun koşulları esasen şimdiki zaman içinde mevcuttur. Yaklaşan felaket oradan filiz verir. Distopya'da baskıcı bir düzen olduğu kadar bunun normal görülmesi ve toplumun itaati söz konusudur. Bilgi ve düşünce sınırlanmıştır. İnsanlar sürekli bir gözetim altındadır. Gündemi propaganda araçları belirler. Bu konuda akla gelen ilk eser George Orwell'in 1949'da yayımlanan 1984 isimli kitabıdır. Gel gelelim bugün dünyanın hemen her yerinde distopik işaretler vardır. Türkiye'de ise henüz adı konmamış distopik bir toplum ve yönetim söz konusudur. Demem o ki öfkeyi buna yorun. Koro'ya katılmayın.